Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Efsane Lig'de güzel bir seri tutturdum. Ve benim en çok kullandığım ordu Süper Okçu Klon ve Görünmezlik ordusuyla pekiştirilmiş bir ejder binicili balon ordusudur. Bunu takip edenler bilir. Şimdi arkadaşlar bugün toplamında 8 tane saldırı attım. Daha doğrusu dün attım. Bir tane şanssızlık oldu ki o şanssızlık tekte kalmış olmam. Kesinlikle şanssızlık anıydı. Ve bir tane de süreden kaybetmiş olduğum saldırı var. Bunları size izletmek istiyorum. Artı 284 aldım. Gayet güzel. Sadece 36 kupa günlük maksimum kazanabilen kupadan düşük aldım. Evet arkadaşlar, öncelikle kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Hemen ilk saldırımızın ön izlemesiyle başlayalım. Evet, geldik ilk saldırımıza. İlk saldırımızın düzeni bu şekilde arkadaşlar. Saldırı düzeni bu şekilde olmasına rağmen abi çok sinir bozucu bir düzen. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Süper Okçu genelde merkezi düzenlerde çok iyi iş yapan bir ordu stratejisi. Bunu kendim kullandığım için çok çok iyi biliyorum. Bu şekildeki düzenlerde çok aşırı sıkıntı çıkaran bir düzen olduğunu da çok çok iyi biliyorum. Bakalım burada ne yapmışız. Evet, Zeppelin'e emin olun nereden gönderdiğimin hiçbir ön izlemesini yapamayacağım şu an. Kesinlikle aklımda değil. Zannedersem orduyla beraber göndermiş olmam gerekiyor. 2x yapmak istiyorum. Şöyle önce Zeppelin'i mi gönderdim yoksa orduyla beraber mi gönderdim? Bazen orduyla beraber, bazen de sadece önden Zeppelin ve tanklamasıyla tazı Zeppelin gönderiyorum. Bu şekilde bir saldırı deneyebiliyorum. Bakın. Gönderdim şu an. Kral Kraliçe'yi bir taraftan gönderdim. Orduyla beraber gönderiyormuşum. Burası tamamdır. Hemfikiriz. Bakın mesela şimdi şu noktada durdurmak istiyorum. Açıklamasını yapmam gerekiyor. Arkadaşlar geldik şuraya. En önemli nokta, Zeppelin'i indirmek istiyorsanız en önemli nokta şu iki tane baba yiyesice savunmadır. Şu sizin Zeppelin'inize bakacak olursa yandınız. Şunda zaten sıkıntı yok. Şu sizin her şeyinizi bitmesini sağlayacak bir savunma ki herolarını oradan göndermemin %100'lük sebebi budur. Heroları oradan gönderip Zeppelin'ini ve hava birimleri olduğu için ejder binicileri balon dahilinde bu bölgeden göndermemin sebebi de bunun o tarafa bakması arkadaşlar. Saldırımıza devam edelim. Gördüğünüz gibi Zeppelin kesinlikle onun görüş açısında olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bakın Zeppelin de biraz da olsa önden göndermemin sebebi de o. Bakın gördüğünüz gibi tazıyı gördü. Zeppelin indi. Görünmezlik, 2 klon 1 öfke geldi. Bir görünmezlik daha geldi ve süper okçular iş başında. Arkadaşlar aldığım değere oradan güzel bir bakar mısınız? Bakın X yayları indi. Kaya saçarın biri indi. Belediye binası indi. İkinci kaya saçar iniyor mu? İnmesi gerekiyor. İndi. Hortum da dahil edildi savaşa. Yani infilak ettik. Oradan kraliçeyi veriyor musun bana? Kraliçeyi de veriyor. Abi mükemmel bir değer. Gördün mü? Full artı full bir düzende. İstediğiniz kadar uğraşın. Sıkı fıkı bir düzen olduğu için çok zordur işlemesi. Yani sistemini biliyorsanız hiç de sıkıntı yok. Bakın süper okçu hala da yaşıyor. Böyle kolay, böyle sadece ince eleyip sık düşünmeniz gereken bir düzen ve ordu. Evet, bir sonraki saldırımızda devam edelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki saldırımız bu köyeydi. Bu köyde bakın indireceğiniz nokta dediğim gibi çok önemli. Merkezi düzende kesinlikle ve kesinlikle belediye binasını indiremezseniz yandınız. Süper okçuda belediye binası merkezdeyse, o belediye binası inmiyorsa ya süreden patlarsınız ya da garanti, ya tektir ya da çifttir. Hemen saldırımızı izleyelim.
Şimdi bu noktada Zeppelin'i yüksek ihtimalle şuraya indirmiş olmam gerekiyor. Çünkü bu noktada bize hasar verebilecek dev bomba vesaire bir düzenek yok arkadaşlar. Ya bu noktadır derken kartal topunun olduğu nokta geldi. Bakın, indirdiğim nokta ikisinin arası duvarın bitiştiği nokta. Kartal topunu verecek, kaya saçarı verecek, belediyeyi verecek. Oradan kralı verme ihtimali yüksek. Aynı zamanda kraliçeyi de verme ihtimali yüksek. Bir tane görünmezliğim kaldı. Eğer belediye binasını alamazsak sıkıntıydı. Çok pis sıkıntıydı. Bakın abi, verdiği değer çok mükemmel bir değer. Belediye binasının etrafında koca bir delik açıldı. Evet, heroları bir taraftan gönderiyorsunuz. Orada kral, kraliçeyi gönderdim. Klan kalesinden Pekka'nın çıkma sebebi nedir bilmiyorum. Buz goleminin patlaması işime geldi. Çok güzel oldu. Kraliçe biraz sonra topu da alacak. Evet, ejder birincileri de bir yandan, yani heroları gönderdiğim tarafın zıttından savaşa dahil ediliyor arkadaşlar. Bu tür ikiye ayrılan bölümde kral kraliçeyi öncelikle bir taraftan gönderiyorum. Diğer taraftan da ejder birincilerini savaşa dahil ediyorum ki kraliyete gün doğsun arkadaşlar. Kraliyette gerekirse heroların olduğu yerden, gerekirse hava soğumasının ya da havaya vuran birimlerin ağır olduğu bölgeden savaşa dahil ediliyor. Gördüğünüz gibi büyük koruyucunun özelliğini ağır soğumanın vurmaya başladığı an veya toplu bir şekilde birliklerimin hasar aldığı anda büyük koruyucu özelliğini basıp saldırıyı 3 yıldız haline taşımak için güzel bir koruma kalkanı elde ediyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da tertemiz bir 3 yıldızdı. Sizlere güzel ve mantıklı savaşlar çıkartmaya çalıştım. Aslında aklımda hiç yoktu. Böyle güzel bir şey olacağını düşündüm ve dedim ki ihtiyacı olan vardır. Ordu arayan vardır. Efsane ordusu arayan vardır. Güzel bir ordu arayan vardır. Sizlere sunmak istedim. Bir sonraki saldırımızla devam edelim. Evet, geldik böyle bir düzene. Arkadaşlar, şimdi böyle bir düzende süper okçunun çalışması çok zordur. Yani bence çok zordur. Eğer çalıştırabiliyorsanız, belediye binası gördüğünüz gibi merkezde tek başına. Eğer burada süper okçu çalışırsa bilin ki süper okçuyu harbiden de kapmışsınız demektir bu. Evet, hemen hız kesmeden izleyelim. Burada alacağınız nokta kartal topu, kaya saçar ve belediye binasının olduğu 3 bölümde gizli arkadaşlar. Ya kartal topu, kaya saçar, ya belediye binası, ya da iki kaya saçar, belediye binası. Bu birimlerden herhangi bir tanesini bırakırsanız İşiniz biraz sıkıntıya düşebilir. Ve gönderdiğim nokta belediye binası, kartal topu, kaya saçar ve kraliyet kral. Bu noktaya gönderip heroları da devre dışı bırakmak istedim. Gördüğünüz gibi klonlar savaşa dahil edildi. Öfke de patlatıldı. Gayet güzel. Kaya saçar indi mi? Gayet de güzel inecek biraz sonra. Şimdi kartal topu indi, belediyeyi mıhlamaya başladılar. Belediye binası da indi, gayet güzel. Abi kartal kaya saçar niye inmedi hala ya? Cehennem kulesi de indi, kaya saçar şimdi indi, gayet güzel. Kraliyet şampiyonu devre dışı. Kral hayatta ama canı çok az. Evet, yarıdan aza indirildi, gayet güzel. %20'lik bir temizlik gerçekleşmiş durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kral kraliçe savaşın bir tarafından savaşa dahil edildi. Kral sapmış olsa da kralın tekli cehenneme yakalanmaması için ordumu bir an önce salmak istedim. Tekli cehennem kralı yerse saldırı çöp olma ihtimali çok yüksek. Ordu bir an önce savaşa dahil edildi. Büyük koruyucuyu biraz beklettim. Evet, gayet güzel. Kraliyeti de ana orduyla birlikte gönderdim bu sefer. Klan kalesi şu an çıkmış durumda. Klan kalesinden süper minyonun çıkmaması bizim için biraz da şans eseri oluyor arkadaşlar. Süper minyon dahi çıksa süper minyona o esnada dondurma atıp koruyucu özelliğiyle beraber süper minyonları aradan ayıklayabiliriz.
Kraliçe o noktada güzel temizlik yaptı, tek başına aşağı tarafa doğru indi. Lakin tekli cehenneme yakalanması biraz işimizi bozdu arkadaşlar. Yalnız ana orduyla beraber kraliyet derken bizim kraliyet özelliğini kullanmış, kraliçeyi indirdi. Gayet güzel. Şimdi kelle avcısı oradan dönüp krala gitti arkadaşlar. Bu bizim için gayet iyi bir seçenek oldu. Kral bir tane koydu, bizim kelle avcısının kafasını ezdi. Abi gördüğünüz gibi burada da temiz ve güzel bir savaş söz konusu. Birliklerin %30 civarında bir ayakta kalma söz konusu. Şurada tekli cehennem başımızı biraz ağrıttı, lakin çok sayıda ejderimiz olduğu için pek de canımızı sıkan bir durum söz konusu değil. Gördüğünüz gibi bakın tek bir tane cehennem kulesi kaldı. Kralın altarı yok edildiği için kral tek başına savaş alanında kalsa da yüzde farkını engelleyemiyor. Hemen bir sonraki saldırımızla devam edelim. Evet arkadaşlar, size bahsetmiştim merkezi düzen diye. Bakın pek merkezi olmasa da süper okçuya açık bir düzeni var. Açık bir düzen derken abi belediye binası, kaya saçarlar, klan kalesi, X yayları, bunlar süper okçunun değerinin en fazla alabileceği bir savunma biçimi ve topluluğu. Evet, şöyle saldırımızı izleyelim. Arkadaşlar şimdi böyle bu tür düzenlerde en başta yüksek ihtimalle şu an tazı ve zeplin göndermiş olmam gerekiyor. Aksi bir durumda olmuş olabilir. O anki psikolojim ne hissettirmiştir bana, onu anlamış değilim. Aynen. Tamam. Tazı, arkasından zeplin gönderiliyor. Yüksek ihtimalle tam şu noktada zeplini indireceğim. Görünmezliği yapıştırdım. Aynen öyle. Zeplin geldi. İki tane klon, bir öfke geldi. Bir görünmezlik daha geldi. Belediye binası iki kaya saçar. Bir tane de X yayını şu an garantiledim diye düşünüyorum. Kartal topu da inme gibi bir durumu söz konusu. Son bir görünmezliğim kaldı. Abi ters tarafa kaydılar. Yalnız kaya saçarı da verdi bana. Kartal topu da indi bak. Süper okçular şu an bitmiş değil. Ve görünmezliğin süresinin bitmesine çok az bir zaman kalmış. Gördüğünüz belediye binası bir tane X yayı, iki kaya saçar, kartal topu. O toplar moplar abi, aldığı değer bu. Mükemmel. Devam ediyoruz. Şu an süper okçuların bir kısmı hala hayatta ve ağır vuran birim hiç yok. Abi hala değer elde etmeye çabaladılar. Bak kartal topu yok. Kaya saçarlar yok. Bir tane de X yayı yok. Ne yapmış oldu? Saldırı garanti bir bütçemiz arkadaşlar. Klan kalesi de indirildi aynı zamanda. Klan kalesi de boş bir savaş yapacağız şu anda. Eğer düzen gelirse kesinlikle 3 yıldız. Ama düzeni gelmezse tek yıldız kaçınılmaz da olabiliyor. Kaldığım var mı? Kesinlikle var. Evet, kral kraliçe bir taraftan savaşa dahil edilip ordu da bir taraftan savaşa dahil edildi. Kraliyeti kralın arkasından gönderdim ki oradaki barbarlar tekli cehennemi oyalarken kraliyet de oradaki tekli cehennemi indirsin diye. Umarım alabilmişizdir. Almıştık. Evet almıştık. Hatırlıyorum. Almıştık. Dondurma büyüsünü orada. Tekli cehenneme attım garanti olması için. Kraliyetin özelliğini kullandım mı? Kullanmamışım. Şu an kullanmamışım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi çok kolay ve temiz bir savaş. Sizler de bunu uygulayabilirseniz. Evet, kraliyet şampiyonuna ejderler bulmaya başladı. Kraliçenin özelliğiyle beraber savaş devam ediyor. Gayet güzel bir noktadayız. Biraz burada zorlanmışız. Köyün düzeninden dolayı olsa gerek. Evet. Abi hava mayınları ne çıktı be? Hava mayınları ne çıktı be? Yalnız var ya, şurada kraliçe olmasa %90 süre yetmeyecekti. Şuradaki İksir deposu bizi çok oyalayacaktı diye düşünüyorum. Bakın kraliçe orayı bırakıyor. Direkt iksir deposuna geliyor. Çok akıllıca bir hareket. Evet.
Kraliçe ve koruyucu savaşın kaderini değiştiren noktayı vuruyor. Evet, bu günlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça.